Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 28, 3, 17, 22, 24 gibi değerler alıyorum. Bu tabi ilk atlama anında biraz düşük oluyor, daha sonradan yükseliyor. Render distance ile oynayınca, onu en minimuma getirince tabii ki biraz daha FPS değerlerimiz artıyor. Şu an 48-45 civarı. Oyun içinde zaman zaman değişiyor. Ben minimum hani 28 gördüm. Bakalım bu oyunda ne göreceğim. Şu an 50-60 seviyelerinde. Evet, 44'lere, 38'lere düştü. Gördüğünüz gibi çok oynak, yani 40'tan 50'ye çıkıyor, 50'den 40'a düşüyor falan. Genelde ben 20 ile 50 arası alıyorum burada. Evet, şu an bir çatışmaya doğru gidiyorum. Bizim arkadaşlardan biri orada vefat etti. Ona doğru öteki arkadaşa yardıma gidiyorum. 40 seviyelerinde şu an. Hello. Hi. Evet, hala 40. Evet, solda bir adam gördüm. Şu an hala 40 seviyelerinde. Seviyeler bu oyunda uzak mesafede ya da daha doğrusu buradaki gibi orta mesafede çok büyük sorun teşkil etmiyor. Ama gördüğünüz gibi adam vurmakta biraz da zorlanabiliyorum. Şimdi burada hem ekran kartının hem de işlemcinin overclock'u yok. Birazdan onları arttırdığım zaman daha farklı sonuçlar elde edebilecek miyiz göreceğim. Evet, şimdi burayı dikkatle izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işlemci ile alakalı. Alamıyorum. E'ye basıyorum, basıyorum, alamıyorum. Ötekini almaya çalışacağım. Ötekini de alamıyorum. FPS değerim yüksek olmasına rağmen bu sefer işlemci yetmiyor şu anda. Zorla alabildim en sonunda. Yani burada bir adam bizi görmüş olsaydı çok rahatlıkla öldürebilirdi. Ama zaten deneme oyunu olduğu için çok da önemsemedim açıkçası. Gördüğünüz gibi 30 küsürlere düşüyor. Ama 60'lara da çıkıyor. Dengesiz bir görüntü var ortada. Şöyle şehir dışında gezerken yine gördüğünüz gibi 50-60 arası şu anda. Burası 50. Bakalım. Daha böyle düzlük yerlerde biraz daha artıyor. 64'lere çıktı. At bir seviyesinde geziyoruz. ...46-49... tabii daha yoğun bölgelerde hemen düşüyordu. Evet, şu an 40 içeri giriyoruz. 38-39-42 34, 39. Yani ne diyelim, 30 ile 50 arasında şehir içinde FPS alabiliyoruz. Tabii bu yeterli değil. Hatta 60 bile yeterli değil, ben size onu söyleyeyim. Minimum 60 olması lazım. Şehir içerisinde. Yoksa çok, yani bir hayli geri planda kalıyorsunuz. Çok dezavantajlı konumda kalıyorsunuz. Evet, bu şekilde, bu böyle. Evet arkadaşlar, Union benchmark'ını yapıyoruz. Şu anda ekran kartına hiçbir işlem yapmadan önce bakalım bize nasıl değerler verecek. Onu göreceğiz. Daha sonradan
overclock yapacağız biraz. Deneme yanılma yöntemiyle artıracağız, artıracağız ve en sonunda elde edebileceğimiz maksimum performansı göreceğiz. Sağ alt köşede ortalama FPS sırasıyla benchmark'ın zamanı, gösterilen kare sayısı, minimum FPS, maksimum FPS değerleri var. Sahne sayısı var, toplamda 26. Biz şu an 16.daymışız. Ve çıkmak için de cancel'a basın diyor ve ESC'ye basın diyor. Bu benchmark'ı tamamladıktan sonra ortalama FPS değerimizi, minimum maksimumumuza bakacağız. Daha sonra overclock yaptıkça karşılaştıracağız arkadaşlar diğer göstergelerle. Evet, işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi ortalama FPS'imiz 48.4, skorumuz 1220. Onları ben not alayım hatta. 17.1 minimum, 108.8'de maksimum FPS'imiz. Bu bizim overclocksuz haliyle ekran kartımızın bize vermiş olduğu değerler. Şimdi yavaş yavaş işlem uygulayacağız. İşlemimizi Afterburner programı ile uygulayacağız. Yavaş yavaş değerlerimizi artıracağız ve daha yüksek bir performans elde etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şurada bakalım. Burada ben videoyu durdurdum. Şimdi bunlar bizim başlangıçtaki overclocksuz haliyle ekran kartımızın değerleri. Core voltage 6 demiş. Power limit 0. Core clock 1020. Memory clock 1400. Fan speed 33. Şimdi ben buraya alabilecekleri maksimum değerleri yazdım. Core voltajım en fazla 100'e çıkabiliyor. Power limitim en fazla 50. Core clock en fazla 1330. Memory clock 1755. Fan speed de en fazla 100'e çıkabiliyor. Ben şu şekilde bir işlem yapacağım. Siz farklı şekillerde de deneyebilirsiniz. Herhangi birini alacağım. Bu aldığım örneğin memory clock'u alacağım ben. Memory clock'u arttıracağım. Yüzde kaç arttırdıysam diğerlerini de aynı şekilde, aynı oranda arttıracağım. Ve aynı oranda arttırıp tekrardan Haven'da benchmark'ını alacağım, izleyeceğim. Daha sonra elde ettiğim değeri not edeceğim. Bir öncekinden iyi mi kötü mü bakacağım. Eğer iyi ise daha iyisine ulaşmaya çalışacağım. Eğer iyi değilse, gittikçe kötüye gidiyorsa da orada dur diyeceğim. Şimdi burada neden memory clock'u seçtim? Çünkü 1755'e kadar bir aralık var. Bunun orijinali şu an 1400'de durdurmuşum ben ama 1355. 405 birimlik burada miktar var. Diğerlerinde daha düşük. Dolayısıyla mesela bunu bir arttırmamla bunu bir arttırmam arasında uçurum var. Ben memory clock'u artıracağım çünkü daha geniş aralıkta olduğu için bize daha ince sonuçlar verecektir. Diğerlerine göre alırsak oranlar daha absürt çıkabilir. Şöyle mesela bunu 5 arttırırsak bunu diyelim ki 100 arttırmamız gerekir. Halbuki birden 100 arttırmamız biraz saçma. O yüzden minimum şekilde ilerlemeye çalışacağız. Minimum şekilde ilerleyeceğiz çünkü nasıl diyeyim? Ekran donabilir. Eğer çok fazla bir tanesini olması gerekenden fazla arttırırsak ekran donabilir. Ekran kartımıza zarar verebiliriz. Bir takım sıkıntılar çıkabilir. Onların önüne geçmek için ben en geniş aralıkta olan memory clock'u seçeceğim. Şimdi memory clock'u ilk başta kaç arttırmışım? İlk başta 50 arttırmışım. Yani 1400'e getirmişim. Dediğim gibi bu 1350 idi. Şimdi diğerlerini de ona göre oranlayacağım. Nasıl oranlıyorum? Şöyle yapıyorum. Bunun alabileceği maksimum değer 1755. Minimum değer de, daha doğrusu overclocksuz haliyle de 1350. 1755'ten 1350'yi çıkarıyorum ve 405 sonucunu elde ediyorum. 405 bizim aralığımız. Ben diyeceğim ki 405'te atıyorum 50 arttırıyorsam bunun aralığı kaç? Bunun aralığı 310. 310'da kaç arttırırım diyeceğim. 310 sayısına nasıl ulaştım? Aynı şekilde
Core Clone alabileceği maksimum değer 1330. Minimum değer 1020. Daha doğrusu minimum değil. Başta overclocksuz haliyle bize vermiş olduğu değer 1020. Aralığı 1330'dan 1020'yi çıkarıyorum. 310. Dolayısıyla tekrar ediyorum. İşlemi şu şekilde yapacağım. 405 aralığında 50 birim arttırıyorsam 310 aralığında kaç birim arttırmam gerekir diyerek orantı yapacağım. Tabii ki doğru orantı. İlk denemede ben bunları hesapladığım için söylüyorum. Core Claw'u 38 birim arttırmam lazım. Power Limit'i 6.17 arttırabilirim. Core Voltage'ı 11.60 arttırabilirim. Fan Speed'i de son olarak 8.27 arttırabilirim. Sonuç olarak böyle bir değer elde edeceğiz arkadaşlar. 11.60 arttırabilirdim. Ben 11 arttırmışım burada. 17. Bu 0'dı. Bunu 6 yaptık. İşte bunu 38 arttırdık. Bu şekilde oldu. 1058 tam olmadığı için 1056 yaptım ben bunu. Tam o mini ayarı tutturamadığım için ama en yakın değer. Yani çok da fark etmez. Çok küçük bir oynama yaptık. Dediğim gibi zaten buna göre baz aldığımız için en başta bunu 50 arttırdık. Normalde bundan sonra 50-50 değil de 20-20 arttıracağım. İlk başta böyle gazını alayım diye fazladan arttırdım. Normalde bu kadar arttırmayın. Siz 20-20 arttırmaya çalışın. Fan speed'i de 33'tü. Ben bunu kaç arttıracağım? 8-27 de arttıracağım. Yani ben bunu 41 yapacağım arkadaşlar. Ve daha sonra tekrardan işlemimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, alt tab yaptığım için ekran görüntüsünü almamış ama ben okuduğum, kaydettiğim ekran görüntüsünü söyleyeyim size. Şimdi ortalama FPS'imiz 48.4'tü. İlk yaptığımız overclock'tan sonra 50.7'ye çıktı. Skorumuz 1220 iken 1277'ye çıktı. Minimum FPS'imiz 17.1'den 17.3'e çıktı. Maksimum FPS'imiz de 108.8'den 115.2'ye çıktı. Evet arkadaşlar, ikinci denememizde bu sefer demin 1400'e ulaşmıştık. Bu sefer 20 arttırdım. Tam 20 olmadığı için 1423 oldu. Normalde 1420'ye deneyecektim. Yine aynı oranlarla deminki yaptığım işlemle beraber 16.94 core voltaj değeri sırasıyla 9, 55.8 bu, 73 bu ve 12 bu değerimizi, fan speed değerimizi arttırdık. Şimdi İkinci denememizi yapıyoruz arkadaşlar. İkinci denememizden çıkan sonuçlar da şöyle. FPS değerimiz 51.4. Bir öncekinde 50.7 idi. Skorumuz 1294. Bir öncekinde 1277 idi. Minimum FPS'imiz 17.5. Bir öncekinde 17.3'tü. Maksimum FPS'imiz 117. Bir öncekinde 115.2. Maksimum FPS'imizde 2 FPS'lik bir artış olmuş. Ama minimum FPS zaten çok oynamıyor. Şimdi üçüncü denememize bakalım arkadaşlar. Üçüncü denememizde de bu sefer değerlerimiz bu şekilde oldu. Dediğim gibi memory kulağa göre ayarlıyorduk. Memory kulağı 1440 yaptıktan sonra diğer değerleri de hesaplamak kaldı bize. Hesapladıktan sonra ortaya böyle bir resim çıktı. Ortaya böyle bir tablo çıktı. Bakalım bu tabloya göre ne sonuçlar elde edeceğiz. Evet, üçüncü denememizde de ortalama FPS'imiz 52, puanımız 1309, puanımız 1309, minimum FPS'imiz 17.5, maksimum FPS'imiz 117 çıktı. Ortalama puanımız yükseldi, minimum ve maksimum FPS'lerimiz değişmedi arkadaşlar. Bu şekilde denemelerimizi devam ettirdim. Ben şimdi 4, 5, 6, 7, kaç, 8, 9, 10 tane deneme yapmışım toplamda arkadaşlar. 8. ve son denememde 7. denememe göre düşüş yaşadım. Değerleri arttırmama rağmen, buradaki değerleri arttırmama rağmen performansta düşüş gerçekleşti. Böyle olunca ben de bir önceki denemeyi aldım. Ve son olarak 8. denemede karar kıldım. 8. denememin değerleri de şu şekilde. Puanımız, ortalama FPS'imiz 53.2. Başlangıçtaki değerimiz 48.4'tü. Yaklaşık 5 puanlık burada bir artış var. Minimum puanımıza gelelim. Puanımız 1220'den 1339'a çıktı. Minimum FPS'imiz 17.1'den 17.9'a yükseldi. Yaklaşık yani 1 FPS'lik bir artış elde edebildik. Maksimum FPS'imizde ise büyük bir yükselme gerçekleşti. 108.8'den 120.3'e kadar, yani 12'lik bir
FPS artışı oldu. Önemli olan bizim için ortalama diyelim yaklaşık 5 arttırabildik FPS'imizi. Tabii bu H1Z1'de benim için önemli olan minimum FPS. Ortalama FPS de tabii ki önemli ama minimum FPS önemli çünkü özellikle şehir içinde çatışma esnasında en çok sıkıntı yaşadığımız yer orası. Tüm bu denemeleri yaptıktan sonra bizim yaptığımız benchmark'ta sıkıntısız olarak belki overclock'umuz çalıştı. Ama bunu bir de H1Z1 oynarken denememiz lazım. Ben şimdi bu ayarların hepsini yaptıktan sonra kendimce maksimuma ulaştıktan sonra H1Z1'i açtığımda herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Öyle olduğu zaman ekranda böyle ekran görüntülerinde parlamalar, patlamalar olabiliyor. Öyle olduğu zaman siz benchmark'ta istediğiniz sonucu elde etseniz bile H1Z1'e uyumlu hale getirebilmek için ondan önce elde ettiğiniz en iyi değeri denersiniz. En iyi değerleri diyeyim. O da olmazsa ondan öncekini denersiniz. Ta ki sorunsuz H1Z1 açılana kadar. Eğer bu değerleri hakkından fazla arttırırsanız, birden çok yükseltirseniz, ekranda kapanmalar olabilir, ekran hataları verir. Allah korusun ekran kartınız yanabilir. O yüzden yavaş yavaş arttırın. Yavaş yavaş arttırınca zaten ilk verilen hata büyük olmayacaktır. En fazla ekranınız donar. Ekran donarsa da bir önceki ayarlarınızda geri gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tüm bu ayarlarımı yaptıktan sonra, FPS ayarlarımı yaptıktan sonra oyunda nasıl değişiklik olmuş ona bakalım. Evet Bizim arkadaşlar arkadaşlar şimdi çok uzak mı? Cranberry'deyiz. Cranberry'de ben o esnada konuşmuşum. Keşke konuşmasaymışım. Çok uzak değiller. Bir tanesi yerin dibinde mi, bana mı öyle geliyor? Daha önceden Pleasant Valley'de deneyimizi yapmıştık. Şimdi buraya düştük. Aşağı yukarı aynı. 1 veya 2 FPS'lik bir artış olmuş sadece. Şimdi şehrin diğer bölgelerine de gittiğimiz zaman 44 FPS, Onun 48 üst katları FPS. güzel oluyor. Evet. Herhalde. 46. Şehir içi için şu an Sağ ol şekerim, sen fazlasın. öncekine göre daha iyi değerler almışız. Evet, şu an ormanların arasından geçiyoruz ve 50'li değerlerde. Yine deminki aldığımız değerlere çok yakın. Dolayısıyla ekran kartına yapmış olduğumuz overclock işe yaradı mı? Yaradı. Şimdi çatışmaya girelim. Çatışmada nasıl olacak ona bakalım. Şimdi 44, 46, 47 seviyelerinde. Evet, 5 kişilik oyunda şu an 2 kişi kalmışız arkadaşlar. 45, 44 o civarda. 48. Çatışma için yeterli gibi. 44. Şimdi arkadaşımızın intikamını almaya gidiyoruz tabii. Çat. Çat. 47, 48, 50. Yani çok süper olmasa da gördüğünüz gibi idare eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son olarak BIOS'a girip işlemcimize overclock yapacağız. Burada sabit değerler var. Benim işlemcim AMD FX 6300. Ona göre işlem yapacağım. Siz de benzer şekilde kendi bilgisayarınıza yapabilirsiniz. Burada işlemcimiz yazıyor zaten. Değerleri de burada yazıyor. Şu an 3,5 GHz ile çalışıyor. Biz bunu 4,5'a çıkaracağız. Ben daha önceden denedim en stabil şekilde. 4,5'un üstüne pek çıkamadım. Uğraşmadım da. Şimdi şuraya gelelim. Burada CPU clock ratio yazıyor. 3,5 GHz, gördüğünüz gibi bunu arttırdıkça GHz'imiz de artıyor. Şimdi ben bunu 22,5 yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi 4,5 olacak. Şuradan daha detaylı ayarlara geldiğimiz zaman şurada Cool and Quiet yazıyor. Bilgisayarınız serin ve sessiz çalışması için. Ben bunu Disabled yapacağım. Serin ve sessiz olmasın. Hardcore çalışsın. Kendini tamamen bu işe adasın. Ondan sonra HPC mod var. Gördüğünüz gibi High Performance Computing mod. Daha işlemi olabildiğince artırsın diye. Bunu da Enabled yapacağım. Şu APM'yi de disabled yapacağım. Devam edelim. Şimdi RAM ayarlarıyla oynamayacağım arkadaşlar. RAM'e voltaj verip RAM'i de artırabiliriz ama RAM fazla kullanmıyor H1Z1. Elimdeki RAM yetiyor. Burada voltaj ayarları var. Voltaj ayarlarından da şimdi normalde 4,4'e kadar
demeyeyim 4.2'ye kadardı herhalde. Şu voltaj ayarını, çekirdek voltajını değiştirmem gerekmiyordu. Ama burada 1.5 yapacağım. 1.5'un üstüne çıkmak da zaten tavsiye edilmiyor. Hatta 1.5 bile fazla denilebilir. Ben zaten elde edebileceğim maksimum performansı düşünerek bu şekilde hareket ettim. Diğerlerine dokunmayacağım. Şuraya gelelim. Burada da fan ayarlarımız var arkadaşlar. Ben bunları şu an otomatikte, fan kendini otomatik olarak ayarlıyor. Ama bunları disabled, pardon burası değil. Şu normalleri disabled yaptığım zaman hep full performans çalışıyor. Şunu da disabled yapalım. Bilgisayarı çalıştırdığımız zaman zaten göreceğiz. HV monitörden de açacağım. Full performans çalıştığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bilgisayarımızı bir başlatalım. Windows'a girelim. Orada HV monitörden değerlere bakalım. Daha sonra da oyunumuzu oynayalım. Bakalım ne kadar bir artış sağlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi işlemcimize overclock yaptıktan sonra şurada değerlere bakalım. Burada CPU çekirdeğinin 1.44 volt olduğunu yazıyor. Minimum maksimum değerleri var. Ben 1.5 işaretlemiştim. Yaklaşık bir değer oluyor her zaman. Ve her zaman da daha düşük oluyor. Diğer denemelerimde de böyle olmuştu. Gördüğünüz gibi 3 tane fanım var. Ve şu ikisi full performans çalışıyor. Normalde bu 1000 küsürlerde olur. Yani 1400-1500. Şu da aynı şekilde 2000'e yakın olur. Ama full performans çalıştırdığım için, yükselttiğim için bunlar da hep bu şekilde değerler. Çekirdeklerimizde 4.5 GHz'i sabitledik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı aynı değerler alıyor. Şu kısım herhalde bilgisayarı ilk açtığımızda bu şekilde oldu. Daha sonrasında hep gördüğünüz gibi sabit. Oyunu oynasak da oynamasak da yaklaşık 4.5 GHz bize sağlıyor. Daha sonra şuradan CPU sıcaklığımıza baktık mı? Sıcaklığa bakmadık. Gördüğünüz gibi sıcaklıkta ilk açılışta 64 oldu maksimum. Daha sonradan 43 seviyelerine indi. Şimdi AMD'lerde 70 civarı çalışması iyi işlemcinin. İyi derken 70 maksimum olarak düşünülebilir. Ben bunu biraz 80'e esnetiyorum. Şu gördüğünüz performans oyun içerisinde tabi artıyor. 77, 78'i buluyor. Hatta 80'i bulduğu da oluyor. Ama 80'in üstüne çıkmıyor. Daha fazlası işlemcinin ömründen yer, işlemciye zarar verir diye daha fazla artırmıyorum. O yüzden 4.5 GHz'e kadar ben denedim. Ondan sonrası biraz fazla geliyor açıkçası işlemciye. Zaten hani şu an hiçbir işlem yapmıyorken bu kadar çalışması, bu kadar sıcak olması da normal değil. Tabii biz çekirdeklerimizin işlem hızını sabitlediğimiz için böyle yüksek bir değer, yoksa 20 civarında dereceler alıyor. Burada da gördüğünüz gibi ekran kartımızın sıcaklık durumu var. Ekran kartında da belki daha fazla kaldırabilir. Hani 80'in üstüne çıkabilir ama ben ekran kartını da daha önceden Afterburner'da göstermiş olduğum ayarlardan sonra bu şekilde. Bunun da 80'in üzerine çıkması, yine benim psikolojik sınırım 80'in üzerine çıkması iyi olur ki çıkmıyor. Maksimum 77'yi gördüm. Ve bu ayarlarda zaten biz yaptıktan sonra arttı. Yani normalde fanlar bu kadar hızlı devir yapmıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi oyuna gireceğim. Oyunda alabileceğim maksimum performansı göreceğiz. Bakalım toplamda bize kaç FPS sağlamış. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan Pleasant Valley'e indik. Gördüğünüz gibi 60'a yakın değerler alabiliyoruz şehrin içinde. İşlemciye overclock yapmamız ekran kartına yaptığımızdan çok daha iyi bir sonuç verdi. Yine 40'ları görüyoruz ama ilk başta hiçbir overclock yapmadan önce 30'lu değerler alırken şimdi 50-60'lı değerleri şehir içinde bile görebiliyoruz. Şehir dışında da zaten maksimum 80 falan görüyorum. O da maksimum yani. Onu gördüğüm zaman hayrete düştüğüm oluyor. Şimdi işlemciye overclock yapmanın şöyle de bir faydası var. İlk oyunda göstermiştim arkadaşlar. Bir çantayı alırken ne kadar zorlanmıştım. Şu an FPS'imiz kaç? 47. 47, evet. O civarlarda. Ama işlemciye overclock yaptıktan sonra
malzemeleri alma hızımız, envantere ulaşma hızımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Hızlı bir şekilde envanterimize girip mesela bir ölünün cesedinden malzemeleri hemen alabiliyorum. Ya da yolda görmüş olduğum işte kasktır, çantadır vesaire, onları hızlı bir şekilde alabiliyorum. Diğer türlü biraz değil bayağı zorlanıyorum yani. Bir başında beklemem gerekiyor. Şimdi ilerleyelim. Evet, burada bir arkadaşımızı kaybettik. Şurada gördüğünüz polis arabasındaki yaratık arkadaşımızın canına kıydı. Biz de onu affetmedik. İkincisine de takım arkadaşımız... Evet, ikincisini de takım arkadaşımız aldı herhalde. Yine gördüğünüz gibi FPS'imiz 40'lı değerlerde. Ben bu bombayı boşa sallamışım. Ben orada hala adam var zaten. Ama kimse yok. Ormana geldiğimizde gördüğünüz gibi 60'lı değerler. Yine 50 küsurdan 60'lara çıktı. Hatta 64'ü, 66'ı, 70'i buldu. Şu an 50'lerde. Evet, şu an başka bir çatışma sahnesine bakalım. Şu an 55 FPS. Vay be, adama bir hit bile atamamışız orada. Evet, 60'lar. Geçmiş olsun yavrum. İlk oyunda hiç overclock olmadan 20'leri gördüm arkadaşlar. 30'ları çok gördüm. 40'lı değerlerde seyrediyordu. Fakat en sonunda hem işlemciye hem de ekran kartına overclock yaptıktan sonra şehir içinde bile 50 FPS'leri gördüm. Şehir dışında zaten 70'lere 80'lere çıktı. Yani ortalama olarak şöyle 10 FPS'lik bir artış oldu. Tabii ben oyunun tamamını inceledim. Size bütün oyunları göstermedim. Oyunun belirli bölümlerinden size kesitler sundum. İşlemimiz bu şekilde. Siz de inceleyip benzer uygulamalar yapabilirsiniz. FPS'lerinizi bir 3-4 FPS'ini artırabilirsiniz. Ama tabii ki H1Z1 için şunu söyleyebilirim ki yani 45 FPS çok da yeterli değil. Yine şehir içinde bile minimum 60 FPS almak gerekiyor. Siz her ne kadar iyi bir oyuncu bile olsanız, karşınızdaki adamda herhangi bir sorun yoksa, takılma vesaire yoksa, çok rahat bir şekilde sizi öldürebiliyor. Ben pek çok kez bunun sıkıntısını yaşadım. Özellikle çatışma esnasında ani takılmalar oluyordu, ani FPS düşüşleri. En azından overclock sayesinde onlardan kurtuldum ama yine de istediğim değerlere tabii ki ulaşamadım. Şimdi birkaç zaman sonra diyeyim, belki bir ay sonra bilgisayar bileşenlerimi değiştireceğim, hepsini değil bazılarını. O zaman da bir performans testi yaparız. Şu an yani ortalama 50 civarında geziyor FPS'imiz. Bakalım o daha iyi bileşenlere sahip olduğumuzda FPS değerlerimiz ne olacak? En azından işlemci ve kartlarımızı da burada performans kıyaslamasını da H1Z1 üzerinde yapmış olabiliriz. İşlemcim FX 6300. Anakartım Gigabyte 990 FX'a ve ekran kartım da AMD R9 290X Titan. Bunlar bana bu performansı sağlayabiliyor. Değişiklik yaptıktan sonra diğer modellere de bir bakarız. Aralarındaki farkı görürüz ve kıyaslarız arkadaşlar. Bir FPS bir FPS diyorum. Sadece FPS olarak da bakmayın. Ben dediğim gibi işlemciye overclock yaptıktan sonra hani yerdeki eşyaları alma hızım da çok arttı. Onlar benim için aslında daha önemli. Çünkü 45'lik bir FPS yetebilir ama attığınız mermi attığınız anda gitmesi önemli ya da işte yerdeki bir malzemeyi özellikle oyunun başında birkaç kişi beraber aynı yere indiyseniz hızlı alabilmek önemli. Bunlar işlemci sayesinde olan şeyler. İşlemciye yaptığım overclock çok daha etkili oldu. Ekran kartında elde ettiğim başarı benim için çok da mühim olmadı. 1-2 FPS'lik bir artış, yani ortalamada belki 5 FPS'lik bir artış beni çok etkilemedi açıkçası ama dediğim gibi işlemciye yaptığım benim için gerçekten büyük performans artışı
oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, 4,5 GHz benim yapabildiğim maksimum değer. İşlemci teslimi de onu göstermedim gerçi ama Prime ile yaptım, Prime 95 ile. Diğer 4,5'ten 4,6'ya çıktığım zaman kararlılığı bozuluyor işlemcinin ve fazla ısınma meydana geliyor. Dolayısıyla 4,5 benim maksimumum. 4,5 ile 4,4 arasında bile yani gözle görülür bir fark var arkadaşlar. Elde edebileceğinizin maksimumunu elde edin ama bilgisayarınızı da kapasitesinin üstüne çıkarmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü ömründen kısarsınız diğer türlü. Bu videoda bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.